Tarihi zamanlara kadar su aygırı Afrika'da Sahra'nın güney kesimlerinin yanında bölgesinde ve 3.500 yıl önce ortadan kalktığı Mezopotamya ve Kuzey Batı Afrika'da da yaşamıştır. Ürdün vadisinde daha 2.000 yıl öncesine kadar bulunurdu. Bugün sadece Afrika'da Sahra'nın güneyinde aşağı ve Kap bölgesi gibi geniş alanlarda yaşar ve Batı Afrika'nın geniş alanlarında kökü kurumuştur. Yavaş akan, kıyı şeridi ve kumsalı olan her büyüklükte akarsularda sıcaklığı 18 ila 35 santigrat derece aralığında sularda bulunur. Otlamak için akarsuyun yakın çevresinde otluk bölgelere ihtiyaç duyar. Su aygırları, Afrika'nın sulak hayvanları büyük yaşayan otobur memelilerdir. En büyük su aygırı türü olan Afrika su aygırları 1.5 ila 4 ton arasında kalan ağırlıklarıyla en büyük yaşayan memeliler arasında yer alır. Su aygırları genellikle su barındıran ya da sığ sularda yaşarlar ve güçlü parçalar sayesinde yüzebilirler. Aynı dalış zamanında iyi yapabilen su aygırları 5 dakikaya kadar kalabilirler. Su aygırlarının gözleri, kulakları ve burun delikleri üst tarafa yer almak için suya yükselen yüzlerini sudan çıkarmalarına gerek yok. Su aygırları genellikle geceleri aktif olurlar ve bir grup halinde yaşarlar. Gruplar genellikle dişi ve yavru aygırlardan oluşur ve bir erkek aygır tarafından yönetilir. Erkek su aygırları, gösterişli dişileri çekmek için sırtlarındaki yağ bezlerinden salgıladıkları koku ve salgılarla bilinenler. Su aygırları otobur olduğu için, özellikle otla beslenirler. Bir su aygırı günde yaklaşık 40 kilo ot tüketebilir. Bu nedenle, sulak evlerinde yaşayan su aygırları, bölgedeki bitki örtüsünün de kontrol altında korumaya yardımcı olurlar. Maalesef su aygırları avcılar tarafından tehdit edilmektedir. Özellikle deri için avlanan su aygırları, avlanma ve yaşama yönelmek yok olması nedeniyle yollarında ciddi bir azalma yaşamaktadırlar. Vahşi hayattaki su aygırları 30 ile 40 yıl yaşarlar. Alışılmışın dışında uzun yaşayarak 53 yaşına ulaşmış su aygırı bulette 1952 ile 2005 yılları arasında hayvanat bahçesinde yaşamıştır. Su aygırı yaygın görüşün aksine barışçıl bir hayvan değildir. Afrika'da timsah ya da aslan gibi pek çok büyük hayvandan daha fazla ölüm vakasına sebep olur. Saldırı sırasında başını kafasını bir şahmerden gibi kullanırken 50 cm bulan köpek dişleri aynı şekilde tehlikeli silahlarıdır. Bunlar yetişkin bir timsaha bir ısırıkta ikiye ayırabilirler. Su aygırı kayıklara saldırmaktan da çekinmezken küçük olanlarını ters yüz edebilecek durumdadır. Su aygırları yılda ortalama 500 civarı insan öldürür.